Cihaz satmanın yeni kolayı EasyCep. Peki nedir bu kolaylıklar? Tüm Türkiye'de ücretsiz kargo. EasyCep mağazası olan illerde 3 saatte kurye ile kapına teslimat, seçili il ve ilçelerde kapında sat hizmeti. Daha ne olsun? Easy. Detaylar EasyCep.com'da. Peki. En kritik oyuncu. Geliyoruz o zaman derbinin en kritik oyuncularına. En kritik oyuncu adayın kim? Burada çok farklı bir şey söyleyeceğim. Çok aday var ama düşündüm. Ben performansı en kritik oyuncu kim diye düşündüm. Bu arada 3. Türk de önemli kim oynayacak. 3. Türk kimse onun performansı çok kritik bu arada. Yani evet. Berkan mı olacak? Çünkü belli ki sol bekte Dubois olacak. Ya Barış Alper Raşit'in yanına oynayacak ya da Berkan orta sahalardan birisi olacak. Hani başka seçenek yok. O 3. Türk'ün performansı çok önemli. Ama kesin oynayacak isimlerden değerlendirme yaptım. Abdülkerim Bardakçı. Neden? Birincisi, Fenerbahçe bölüm bölüm veya maçın genelinde pres yapacak. Şiddetli pres yapacak. Skoru bulmak için ya da skoru Galatasaray öne geçerse tek daha da o dozajı arttıracak. Barış Alper, Abdülkerim öncelikle o presi kırılması lazım o presi. Topu aynı aldıktan sonra rolü çok kritik. Savunma olarak zaten çok kritik. Çünkü Abdülkerim savunma çizgisini orta saha yapıştıran bir oyuncu. Yani ona göre biraz daha şekilleniyor diğer savunma hattı. Nelson ona göre biraz kendisi şekillendiriyor. Nelson çünkü biraz daha sigorta gibi. Hani seken topları süpüren stoper gibi. Abdülkerim'in çizgiyi öne çıkartan bir oyuncu. Ama daha da önemlisi hani Jorge Jesus dedi ya. Biz savunma yönüne kuruyoruz. Birisi savunma arkasına top atabiliyorsa, birisi de koşabiliyorsa yapacak bir şey yok. Bizim riskimiz bu. Galatasaray'da uzun topu. Orta sahadan biraz beklemek daha zor olabilir Galatasaray'da uzun paslar atacak oyuncudan. Çünkü orta sahada bir sıkışma olacak, orada bir baskı olacak. Daha demarke pozisyonunda Abdülkerim'in atacağı uzun toplar. İşte Raşit'le oynarsa Barış Alper'e, oynarsa Kerem'e. Hücum anlamında da çok kritik. Abdülkerim o yüzden sanki en kritik oyuncu performansıyla önemli. Negatif anlamda da olabilir yani. Sallanırsa da çok negatif olur. Benim Fenerbahçe'de Zalay seçimi gibi bir seçim. Benim seçimim Mauro Icardi. 5 dakika bile oynasa Mauro Icardi büyük maç oynamayı bu sahada en iyi bilen, sahanın içinde en iyi bilen oyuncu o kesinlikle. Hı-hı. Yani gitti Inter'le Serie A'da da çok büyük maçlar oynadı. Performansını gösterdi. Fransa Ligi'nde Paris Saint Germain'le. Yani 14 yaşında Barcelona'ya transfer olmuş bir oyuncudan bahsediyoruz ki işte Liverpool'u, Arsenal'i, o zaman Valencia'sı, Espanyol'u, Deportivo'su birçok takımı 14 yaşında Rosario'da kendisine hayran bırakmış bir golcüden bahsediyoruz ve onu aslında bu zamana kadar taşıdı. Evet, özel hayatındaki konulardan dolayı çok fazla istikrar sağlayamadı belki. Belki dalgalanmaları çok oldu. Belki işte sakatım konusu çok fazla gündeme geldi. Ama sahaya çıktığında büyük maç oynamayı ne kadar iyi bildiğini bu sene de bize gösterdi. Beşiktaş maçında gördük. Oyunu çok iyi yönlendirdi. Skora hemen katkı sağlıyor zaten. Şunu da söyleyeyim çok mesela. Doğru. Galatasaray'ın en skor oyuncusu Gomis. 9 gol 2 asist. 11 kez skor katkısı yapmış. 805 dakika oynamış Gomis. 73 dakikada bir skor katkısı var. Icardi 461 dakika izleyebildik daha. 4 gol 3 asist yani 7 skor katkısı var. Gomis 73 dakikada bir skor katkısı yaparken Icardi 65 dakikada bir skor i̇nanılmaz katkısı ya, yapmış. İnanılmaz bir rakam. Ve bir de önceki derbileri de hatırla. Bitiriciliği üst düzey olan santrforlar hep denge bozmuştur. Çünkü zaten az pozisyon yaşanıyor. Herkes çok temkinli. Nadir fırsat yaşanıyor. O yarım fırsatı gol yapabilecek forvet, santrfor çok kıymeti biniyor. Icardi de onlardan birisi yani. Fenerbahçe'nin santraforlarını bir de Icardi'yi karşılaştırırsan ceza sahasında bir top düştü önüne. Gol olma ihtimali en çok kimin yüksek? Icardi'nin vurduğu topların gol olma ihtimali daha yüksek. Bu da büyük bir avantaj tabii derbide. Kesin. Ben de zaten iki oyuncu arasında kalmıştım. Abdülkerim'in performansı çünkü maçı dengede tutacak şey. O yüzden biraz oraya kaydım ama Icardi'ye de kesin itiraz etmem. Ben de orada o zaman sürpriz seçimimde senin Abdülkerim seçimine katkı sağlayayım. Ben de orada Nelson'u seçtim. Yani biraz aslında konuya diğer tarafından aynen bakmışız. Nelson ligde 16'da 16 oynayan bir oyuncu. Yani Fenerbahçe'de Zalai'ye baktığım gibi burada Nelson'a bakıyorum. Takımın savunma liderinin ben Nelson olduğunu düşünüyorum. Ona, yani bütün maçlarda o yüzden oynuyor. 17 maçla takımın genelde de en çok oynayan oyuncusu.
Galatasaray ligin en az gol yiyeni. Konya Spor'la birlikte 13 gol yemişler. Ligin en az gol yiyeni. Deplasman'da 5 gol yedi. Ligin en az gol yiyeni o alanda da. Bunda bir numaralı pay sahibinin ben Victor Nelson olduğunu düşünüyorum. Galatasaray bence uzun süre elinde tutamayacak bu oyuncuyu. Ne kadar derbide maksimum katkı alabilir. Bu sezon son gibi yani. Değil mi? Çok uzun süre zaten böyledir bu iş. Hani yatırıma da odaklanan bir kulüp böyle yapmalı. Yani biz oyuncu alalım, parlatalım, satalım mantığındaki kulüp zaten 2 yıl tutman elinde yani. Yani değerini bulduktan sonra satıp yerisine yerine yenisiyle doldurman lazım. Senin sürpriz seçimin? Benim sürpriz seçimim ilk 11'de olsa da oyuna sonradan girse de çok ekstra katkı verebilir Barış Alper Yılmaz. Aa, güzel. Çünkü burada anda Fenerbahçe bölümünde nasıl Galatasaray'ın zaaf tarafından baktım. Hani daha çok pozisyonları nasıl veriyor gözüyle baktım. Fenerbahçe'de savunma çizgisini çok önde tuttuğu için genelde savunma arkasında sarkan oyuncular tehlikeli olabiliyor. Yani bu İstanbulsporlu Topalli bile yaptı. Ve bu zaaf değil aslında. Fenerbahçe'nin oyununun olası defolarından bir tanesi. Yani olmak zorunda zaten. Tercih yani. Bir yere riske edeceksin. Evet. Ya kaleye yakın oynayacaksın. Bu kez de hücumdaki aksiyona çok riske edeceksin. Daha az kaleye gideceksin. Ya da sonra önde kuracaksın. Rakibi önde bozmaya çalışacaksın. Jorge Jesus bunu tercih ediyor. Ve o yüzden zaten Fenerbahçe şu anda ligin en çok gol atan takımı bu arada. O yüzden yapacak bir şey yok. Gülün dikeni misali. Arkaya da sarkan olacak. İşte o sarkacak oyuncu Barış Alper. Bir numaralı isim Galatasaray'da. Hatta ben Okan Hoca'nın son dönemdeki performansını ödüllendirip yabancı kontenjanından sebep Raşitsa'nın direkt yerine olmasa bile belki Kerim'in yerine bile başlatabilir. Şaşırmam. Yani Raşitsa, Barış Alper kenar forvetleriyle bile başlayabilir diye düşünüyorum. Hatırlarsan zaten Beşiktaş maçında Icardi ile Barış Alper çok doğru bir uyum yakalamışlardı. Yani Icardi temposuyla çok fazla rahatlatmıştı Barış Alper. Burada da direkt 11'de olursa şaşırmam. 11'de veya sonradan da girse sürpriz bir performans gelebilir diye düşünüyorum. Güzel. Tamam, o zaman soru. Galatasaray tarihinden bir oyuncunun en iyi haliyle derbide oynamasını tercih etsen kimi seçersin? En iyi hali deyince aklıma bir isim geldi. Normalde düşünürdüm bu soruya çok ama prime hali deyince aklıma bir isim geldi. Şu anda Galatasaray'ın öncelikle bir Türk oyuncu ihtiyacı var değil mi? Rahatlıkla evet. Yazabileceği bir Türk oyuncu ihtiyacı var. Ve aynı zamanda bir de orta saha ihtiyacı var. Torreira'nın yanına yazacak bir orta saha ihtiyacı var. Sergio mu olacak, Berkan mı olacak? Ama Türk olsa daha iyi diğer mevkilere bakılınca. Ama Torreira'nın yanına da biraz da top da gönderebilsin. Oyunu da kurabilsin bir orta sahası daha iyi olabilir. O zaman aklıma tek bir isim geliyor. Prime Selçuk İnan. Güzel, güzel seçilmiş. Ben de geldiğinden gittim. Selçuk İnan inanılmaz mantıklı bir seçim. Kesin katılıyorum. Ben hiç popüler olmayacak ne alaka diye yorumları şu anda görüyorum. Türk bir de. Sol beki Ergün Pembe'yi alıyorum abi. Sol bek işini çözüyorum. İleride de kafam rahat ediyor. Ben çok mantıklı olmuş. Hakan Ünsal neydi? Hakan Ünsal da olur. İkisi de iyiydi. Onlar zaten ikisi de iyi oynuyordu. Ben daha böyle çok böyle aykırı bir neden arıyordum yani. Hakan Ünsal neden diye. Çünkü şu yüzden Ergün Pembe derinde uyuyucu konuşacak. Tam o da olur. Olur ya. İkisi de olur. Hepsi olur. Türk sol bek. Türk sol bek abi. İşi çözüyorum diyorsun. Bülent Korkmaz falan baktım yaptık da ama orada bozmaya gerek yok. Sağ bek Saşa Boy'u kesemedim. Şey olur, Selçuk İnan inanılmaz mantıklı. Kerem var zaten burada. Sağ tarafa biri gelmedi aklıma. Ya Okan Hoca'nın kendisini orta sahibi yeri. Okan Hoca'nın kendisi de olur ha. Okan Hoca'nın kendisi olur hakikaten. Teknik direktörü bulacağız bu sefer de. Okan Hoca'nın kendisi de olur. Okan Hoca'nın kendisi de olur. Teknik direktörü. Abi bir de şey geldi aklıma. Ümit Davala'yı alayım da o sahiçi nasıl her yerde oynayabiliyor ya. İstediğin yerde oynuyor Ümit Hocam deriz. Bu arada her yerde oynayabiliyordu. Ümit Davala'yı buraya koy, onu da koyabilirim. Ümit Davala'yı buraya koyarsın, buraya koyarsın. Milan'da sağ önde oynuyordu. Galatasaray'da daha çok böyle kanat bek gibi oynuyordu. Evet. Göbek'te oynadığı bir dönem var. Böyle ofansif potansiyel gibi. Her şeyi yaptı abi adam. Doğru. Selçuk İnan güzel ya. Torreira Selçuk. Fatih Hoca'yla şeyini izledim geçen gün işte gösterisine gittim. Yani çok spoiler vermek istemiyorum. Onun belki şeyi de olacak. Bize de bir belge imza attılar. Hocam dava açmayın ne olur. Bir sol bekte oynam. Ya yani bir sol bekte de bir seri sol bekte oynatmadım dedi Fatih Hoca Ümit Hoca'ya. O dedi ki hocam galiba bir maçta da sol bek oynadın mı falan gibi böyle bir tereddüde düştü. Sol ayaklı olmayan oynatmam ben orada dedi. Net bir şekilde. Gerçi şu anda hocanın Sabri'yi sol bekte oynattığını hatırlıyorum. Arada oynatmış demek ki Ümit Hoca'da anlaşılabilir. Güzel. Güzel. Hatırlamıyorsun Sabri'yi sol atıyordu bazen. O şey mi yaptı ya onu?
diğer İtalyan. Hayır, diğer İtalyan. Mancini değil. Fatih Hoca da sanki attı ya bazı maçlarda. Mancini mi yapıyordu ya? Mancini yapıyordu. Prandelli mi yapıyordu? Evet abi, o saçmalık yapıyordu ya be. Fatih Hoca değil ya. Saçmalık değil mi? Sanki Fatih Hoca değil, bir şey yaptı. Fatih Hoca değil ya. Milli takımda falan yapmadı mı ya? Yok be abi ya. Adam hiç kimse kalmamıştır. Ondan olmuştur yani en fazla. Tamam, sonuçta yaptı yani. Ben hayır, hatırlıyorum ama, sanki. Abi ama şey ama... Düzenli zor... değil. Sabri sen sol bek oynarsın değil. Değil. Ya da seni zor bu maç taktiksel de oynatıyorum tamam. Da değil yani. Kimse kalmadı abi. Çık mecbur. Mecbur hariç. Yani şey Prandelli ya da Mancini'den birisi yaptı ya Sabri'yi. Gerçekten sol beke koydular. Yani o değil, o değil. O değil. Onu demiyorum. Aynen. Yani diğer türlü saçmalık. Eren hatırlar. Eren Fatih Hoca Sabri arada sol beke attı mini takını falan. Kavalisi yapmamıştı. Mancini direkt yapıyor. Mancini'ydi. Direkt, evet. Yok, direkt yapana direkt, demiyorum. Direkt yapanı buradan kınıyoruz ya. Ne gerek var abicim ya? Ne gerek var yani? Sizin de yorumlarınızı bekliyoruz. Siz kimi transfer ederdiniz derbiye? Ben hadi Ergün Pembe'de kaldım. Okan Hoca'nın kendisi de güzel olurdu ama Ergün'de kaldım. Mustafa da Selçuk İnan dedi. Selçuk İnan mı diyorsun hala? Evet, Prime Selçuk ama. Okan Hoca'yı kestin. Prime Selçuk. Prime Selçuk diyor. Derbide bir de bu bölümü bir oyunla şenlendirelim.